Ve Türk Hava Yolları Atina ofisine çirkin saldırı, maddi hasara yol açan saldırıyı anarşist grup Ruvikonas üstlendi. Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıyla ilgili açıklama geldi. Ellerinde balyozlar, başlarında kasklar. Anarşistler Atina'da Türk Hava Yolları ofisine saldırdı. Camı çerçeveyi aşağı indirdi. Adres Atina'da Türk Hava Yolları ofisi. 5 saldırgan sabah 07.30'da ofis çalışanları mesaiye daha başlamadan geldi. Kapıdaki görevliyi aşmaları uzun sürmedi. Grup Türk Hava Yolları ofisini balyozlarla kırıp dökmeye başladı. İlk kapıyı kıran saldırganlar içeriye daldı. İkinci kapıya da balyozlarla vurdular. Saldırganlar kapıda koca bir delik açtı ama içeriye giremedi. Kasklı, eldivenli saldırganlar içeriye giremeyeceklerini anlayınca geldikleri gibi hızla binadan ayrıldı. Maddi hasara yol açan saldırıyı anarşist grup Ruvikonas üstlendi. Saldırıya Türkiye'den kınama geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırganların en kısa zamanda yakalanarak yargı önüne çıkartılması beklendiği vurgulandı. Saldırıyı üstlenen anarşist örgüt bir yıl önce Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'ne, 7 ay önce de Gümülcine Başkonsolosluğu'na saldırı düzenlemişti.